Arkadaşlar merhaba herkese. Aracımız Clio 1.5 dizel. Biz bunun mazot filtresinin değişimini yapacağız. Bu Clio'larda sembolleri de yine aynı yerde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekerimizi söktükten sonra bu davlum bazı çamurlu bunu alacağız arkadaşlar. Kenara çekeceğiz. Şimdi öncelikle bunun bir sökümünü yapalım. Çamurluğumuzu bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Çamurluk olduğu için bayağı bir üstümüz başımız tozlu oluyor tabii ki. Şimdi buradaki vidalarımızı sökeceğiz. Bir de bu iç kısımda var arkadaşlar. Şurada göstereyim ben. 3 tane bunları 10 lokma tutması lazım. Bir deneyelim. Evet, gevşettik bunu da. İkinci solunumuzu da aldık. Şimdi üçüncü. Üçüncü de şurada arkadaşlar. Hemen sağ tarafta.
Şimdi bu mazot filtremizin kapağı arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Bakalım kamera çekimi net mi? Evet. Buradaki basma mandalı var. Bu mandala bastığınız zaman bu çıkıyor arkadaşlar. Yine üstte de mandalı bir soketimiz var. Bunlar elektrik soketleri. Şu alttaki yağ müşürü. Üstteki de elektrik arkadaşlar. Şunu şu şekilde çekelim kendimize doğru. Bunu aldık. Şimdi dökülen şunlar çıkarttığım zaman az bir mazot akacak. Onun yere akmaması için ben bir kapağı alayım önce. Kabımızı getirdik. Mazot filtremizin üzerinde yeşil ve beyaz olarak iki tane giriş var arkadaşlar. Bunların düğmelerine basarak arkalı önlü çıkartıyoruz. Şu şekilde az bir mazot akıyor. Dışarı akmaması için arka altına bir tane kap koyduk. Şimdi diğerini alalım. Dışarı çıkan mazot bu kadar arkadaşlar. Hortumların içinde kalan oluyor bu. Bunları da takarken yine aynı şekilde takacağız. Buradaki yeşil, buradaki beyaz. Bu da elektrik soketinin girişi. Alttaki de mazot müşürünün kablosu arkadaşlar. Şimdi biz filtremizin kapağını açacağız. Onun için uygun bir yere geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi uygun bir yere geçtik. Burada filtremizin, mazot filtremizin açacağız. Yeni filtremizi koyacağız. Yeni filtremiz bu arkadaşlar. Bunun içinden çıkanlar bu orimlerin, bu lastik contalar var arkadaşlar. Bir de bu vidaları yenilenecek. Şu da yağ filtremizi geri kaydırmak için kullanacağımız. Önce mazot filtremizin içindeki yakıtı boşaltalım arkadaşlar.
O hem boşuna bulsun. Buradaki bizim vidalarımızı tutan alyan anahtarlarınızın içinde H4 kodlu alyan arkadaşlar. Bende lokma vardı. Lokmanın içindeki beni biraz yoracak. Ben neyse buna şeyi takayım. Lokmanın aparatını takayım. Lokmanın aparatını taktım arkadaşlar. Gevşettik. Bu da gevşiyor. Bu da gevşetti zaten. Şunun şurada bir yalamalık var. Ben normal alyanın onu söküyorum arkadaşlar. Oradaki vidanın başı biraz yalama olmuştu arkadaşlar. Sökerken uğraştırdı bizi. Kapağımızı aldık arkadaşlar. İliklerimizin içindeki yağ tamamen boşaltalım. Yani mazot pardon. Buradaki aparat arkadaşlar. Bunu buraya takıyoruz. Dağıttıktan sonra bu kısmı vurarak filtremizi çıkaracağız arkadaşlar. Ya set düzenle ya da elinize aldığınız bir şeyle bu şekilde dağıttıkla geliyor arkadaşlar. Sonra tekrar bunu geri açın. Filtreyi indirmek için. Filtremizin hali arkadaşlar. Filtre bayağı bir kararmış. Eski filtre ve yeni filtre arkadaşlar.
Birisi simsiyah, birisi bembeyaz, tertemiz duruyor. Filtrenin değişme vakti geldi, anlaşılıyor zaten buradan. Eski filtremizi kaldıralım. Filtremizin içine bir bezle temizleyelim arkadaşlar. Bez ya da üç tüpü, artık elinizde ne varsa ondan temizliğini yapabilirsiniz. Önemli olan içinin temiz kalması. Mazotlu da dışının temizliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Komple balata spreyi kullanmanıza gerek yok. Sadece içi için kullansanız yeter. Buradaki oyuncumuzu, contamızı da arkadaşlar şu şekilde yaparak bunu alın. Bunun yenisini takacağız. Sadece üst kısmını balatayla silin yeter. Balata sarfiyat yapmaya gerek yok. İsraf yapmaya gerek yok. Sonuçta bu yetiyor arkadaşlar. Tekrar yeni bir üstü aldım ben. Balatayı da temizlediğim yeri. Tutalım. Onu oyun günü taktık arkadaşlar. Arkadaşlar videoları parça parça yapmayı düşünüyorum. Bir tane video yapıp çok uzun zaman almaması için siz de yapacağınız işleme göre istediğiniz videoyu açabilirsiniz. Bugün bizim yapacağımız mazot filtresi değişimi. Yağını değiştireceğiz ama yağını değiştirmeden önce bir motor içi yıkama yapacağız. Motoru durulayacağız. Sonra motorun tekrar koyacağımız kaliteli yağ koyacağız. Hava filtresi, polen filtresi temizliği yapacağız. Bu videoları da diğer videoların içine bakarsanız bulursunuz arkadaşlar. Şimdi biz bunun temizliğini yaptık. İçi tertemiz oldu. Bastırarak bunu oturtuyoruz arkadaşlar. Bunun şuradaki kesik yeri yine aynı yere gelecek. Yeni vidalarımız buradaydı arkadaşlar. Bir şeyi takmadık arkadaşlar, kusura bakma. Temizliği yaptık ama contamızı takmadık. Oyuncumuzu takalım bu şekilde. İşlem bu kadar.
Arkadaşlar bunların pulları var. Vidalarımızın. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bunu yerine takacağız. Başka da bir işlemimiz kalmadı. Evet arkadaşlar. Yerimize geldik. Şimdi arkadaşlar bakın burada yeşil kablomuz var. Bu yeşil direkt yeşile takılacak. Bastırdığınız zaman tık girer. Beyaz da aynı şekilde beyaza takıyoruz. Buradaki soketimiz vardı. Elektrik soketimiz. Onu da yerine oturtuyoruz. Thank you.
Arkadaşlar çamurluğumuzu da söktüğümüz gibi takıyoruz. Çamurluk işimi tamam arkadaşlar. Mazot filtresini değişmiyor, bu kadar. Mazot değişimi, filtresini değişimini yaptıktan sonra arkadaşlar aracınızı aç kapa yapacaksınız çalıştırmadan. Aracınız eğer kartlıysa kartı 2 defa 3 defa söküp takmanız gerekiyor. Anahtarlıysa yarım marş yapıyorsunuz arkadaşlar. Kapatıyorsunuz. Ondan sonra aracınızı çalıştırıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Clio ve Sembollarda mazot filtresinin yeri bu şekilde çamurluğun iç kısmında kalıyor. Onun için tekeri sökmeniz lazım. Çamurluğun ön yarım kısmını almanız gerekiyor. Rahat çalışabilmeniz için. Yapacaklarınız bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazın. En kısa sırada size dönüş yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.